Teknoseyir'e hoş geldiniz. Ultrabook incelemelerimiz Sony Vaio Duo 11 ile devam ediyor. Evet. Bu Evet. cihaz. Şimdi Şöyle çevirelim. biz geçen biliyorsun Samsung'un Atevini incelerken ben orada Evet. bir şey demiştim. Hani iyiliğini kötülüğünü bir kenara bırak. Bunu bir yerde çıkardığın zaman kimse buna dönüp bakmaz demiştim. Aklımdaki şey buydu işte. Buna dönüp bakar herkes. Hatta hani albenisi yok demiştim onun için. Bunun albenisini geç bir de çalbenisi var hatta. Yani bunu tekin olmayan yerde pek ortaya çıkarmayacaksın. Çok Tasarım ince olarak tabii. Yani öbürü tablet ayrılabilir. Tablet konseptiydi. Bu Slide. slider Evet. konsepti. Bunu da gördük daha önce de. Şık Bunu olmuş. ben ilk tanıtımı yapıldığında fuarda görmüştüm. Orada Sony yani biraz narin bir yapısı var ya. Kaliteli olduğunu göstermek için oraya parça parça bütün tek tek getirmişti. Bakın elleyin, bükün, eğin diye. Gerçekten de oradaki parçaları tek tek böyle elleyebiliyordun. Kasasını falan içini görmüştük. Göründüğü kadar narin değil, dayanıklı olduğunu iddia ediyor Sony. Metal mesela şu menteşenin aksamı falan elle hissediliyor. Bu biliyorsun hibrit bir model bu. İkisi bir arada Evet. Intel'in tabiriyle. Dolayısıyla hem tablet hem ultrabook aslında. Şöyle Evet şöyle bu tablet konumu. tablet durumu Samsung'un görünüyor. ayrılabilir modelinden farkı ayrılamaması. Yani bunu Evet. tablet olarak kullandığın zaman böyle Böyle kullanıyorsun. kalın bir tablet olarak Tabii bu kullanıyorsun. durumda ne oluyor? Sony'nin bunu bir şekilde inceltmesi lazım. Çünkü bak ayrılabilir olduğu zaman tamam Samsung daha ağır 1,6 Evet. kilo ama bir ayırıyorsun 800 gram. Elindeki Doğru. tablet kısmı. Bu öyle değil. Bu komple 1,3 kilo. Dolayısıyla eline aldığın zaman da 1,3 kilo. Tablet Tabii, modunda da. tabii. Hafifletmek için sonra elinden geleni yapmış. Hatta şöyle bak senin elinde kalem var. Bunun yuvası yok. Bunu eksi hanelerine Evet. yazdığımız bir özellik. O bile yok yani üzerinde. Sony nereden hangi milimetreyi kesebilmişse kesmiş. İstersen hemen özelliklerine gireyim abi ben. Tamam. Tahmin edebileceğin üzerine 3317U Core i5. Artık bunların standart işlemcisi gibi bir şey Tamam. oldu. 11,6 inç yine. Bu da standart bir boyut. IPS Full HD. Tamam. 4 GB bellek. 100 Full HD mi boyutu? Full HD. 1920'ye Evet. 1080. 128 GB Güzel. SSD. Güzel. HD 4000 yine. O da standart. Tamam. İki tane webcam'i var. Önde arkasında. HD. VGA çıkışı var üzerinde. Şuradan. Arkasındaki. Aa. Ha. İlginç. VGA iki tane. VGA çıkışı var. İki tane de USB 3.0'ı var. Şurada Yanda duruyor. İkisi biraz HDMI. yanda durması soru işareti. VGA'yı zor da olsa entegre Şimdi etmişler. bak VGA normal şartlar altında ya böyle bir cihazda VGA'nın ne işi var dersin. Ki denmiş. Ben Yani. gördüm. Ama Türkiye'de tam tersi avantaj. Çünkü gittiğin zaman hala karşına projeksiyon cihazlarında VGA Yani çıkı artık VGA veriyorlar. çok gerekli o O yüzden. yüzden bu iyi bir şey. İş dünyasında çok gerekli. Tabii HDMI'ı da var. Şurada görüyorsun. Evet. Orada dijital çıkış hallediyor işte. Evet yani bir eksi yok o konuda. Şimdi model model oldukları için her şeyin hepsinde olduğunu garanti edemiyorum. Mesela bellek miktarı farklı olanı var. SSD'si farklı olanı var. Şimdi bunda GPS ve NFC de var. Ama standart donanım mı onu bilmiyorum. Sonra yani bir gider de onlarınsız bir cihaz da üretebilir. O hakkı Evet. saklı diyelim. Büyük olasılıkla standarttır onlar. Muhtemelen öyledir. Öyle gözüküyor. Bluetooth 4.0 var. O güzel. 3G yok. Ama çok önemli değil. Zaten genelde olmuyor. Genel özellikler Levent abi böyle. Tamam. Şimdi zaten sen önünde görüyorsun fiziksel olarak 1,3 kilo olduğunu söylemiştim. Aydınlatmalı klavyesi var. Şimdi bu sistemlerde klavyeden başlayayım. Slide operasyonun çalışabilmesi için bir alan lazım. O Tabii. alanda klavyeden yiyor. Bunun klavyesi yarım. Yarım Mesela çünkü normal laptop tabii. olsa şuraya kadar alan olacak. Şimdi şuraya Aynen öyle. sıkıştırılmış her şey. Bunun yüzünden şey yok. Touchpad'i yok. Yok. Şurada ufacık görüyorsun. Lenovo'daki Evet. sisteme benzer bir şey var. İyi çalışıyor. Hassaslığı falan iyi kullanırsın yani sıkıştığın anda kullanabilirsin. Yani dokunmak istemiyorsun bir Tamam. şekilde. Çünkü bazen ne oluyor? Bir toplantıya gideceğim. Parmak iziyle dolu bir laptop pek hoş olmaz. Yani. Sildin, parlattın, şuradan idare edersin. Ama Evet. şeylerimiz var. Bak, tuşlarımız burada Tuşlar, duruyor. mouse Mouse tuşları. kliklerimiz var. Aydınlatmalı klavye olduğunu söylemiştim. Kendiliğinden karanlığı algılayıp devreye giriyor. Türkçe. Türkçe tabii ki. FN kombinasyonlarıyla çalışan kısa yolları var. Klavyenin şöyle tuşları da ufak. Mesela Ative'de full klavye vardı. Orada rahattın. Onda saatlerce çalış. Normal klavyeydi.
Bunda biraz alışmak istiyor ve biraz yoruyor. Yani biraz hani oturup makale yazacağın klavye değil. Onu yapacaksan ayrıca güzel bir klavye tak, kullan. Bir de 1, 2, 3 falan gibi sayıları iyice küçültmüşler. Tabii rakamları küçük. Rakamları iyice ufaltmışlar. Klavye küçük. Biraz şey olmuş. Birazcık alışma süreci gerektirecek bir şey olmuş. O kesinlikle gerekiyor, evet. Ama alışıyor musun? Alışıyorsun. Yani insan nelere alışıyor, buna da alışıyorsun. Klavye, bunda tabii şu var. Diğerini klavyesini bırakıp gidebiliyorsun. Bunu da hep yanında taşıyacaksın. Bu çok önemli. Yani bu satın alma kararlarından önemlisi bu. Klavyeyi ben istiyor muyum sürekli taşımak, yoksa tabletimi alıp gitmeliyim, öyle mi çalışmalıyım, onu sonra konuşuruz. Evet. Şimdi Levent abi, kısmaya Sony şeyden devam etmiş maalesef. Biraz orada bir eksisi var. Pil ömrü Atif kadar değil. Yani şöyle söyleyeyim. Pili bunun 37 watt saatlik bir pili var. Tamam. Atif'de daha büyük bir pil vardı. 49 saat watt saatti. Şimdi bunda biz yine aynı testi uyguladık. Açtık sonuna kadar paneli, aydınlığını ve Wi-Fi'yi de açtık. Bir tek Bluetooth'u kapalıydı. Bu mobil markayı çalıştırınca 2 saat kadar gidiyor. Şimdi Atif'de 3 saati geçmiştik. Evet. Bunda 2 saati hani ben şeyden merak ettim. Ya bir de dedim hani parlaklığı kısayım. Tamam. Ne kadar sağlayacak? 20 dakika ekstra sağladı. Çok bir şey fark etmedi. Yani. Bunun pili birazcık o konuda dezavantajlı. Çünkü biraz da şeyden tabii Atif'de arazi genişti. Muhtemelen o yüzden de biraz daha büyük bir pil konuluyor diye tahmin ediyorum. Bunda Sony başka bir şey yapıyor. Sony 150 dolara harici pil satıyor abi. Hmm. Ama bu hani alıştığımız netbook'taki çirkin piller gibi dışarı sarkan bir şey değil. Çok güzel entegralı, kağıt gibi ince bir şey. Altına takıyorsun. Hmm. Bizde yok ama ben onu yakından gördüm. Gerçekten hani formatını bozmadan 350 gram daha ekliyor. Biraz da kalınlaştırıyor herhalde. Birazcık kalınlaştırıyor. 350 gram ağırlık ekliyor. Artı mesela kalemin yuvası da onun üstünde var. Daha toplu bir hale geliyor. O da sana en az üzerindeki kadar abi şey sağlıyor, güç sağlıyor. Yani en kötü senaryoda harici pili alırsan 4 saat kullanım ömrü var. Bu en kötü senaryo. Parlaklık falan sonda. Ayakları varmış. Tabii ayakları da var. Ya tabii o şeyi söylemek lazım. Şimdi arkadaşlar bu konuştuğumuzda de pil ömrü 2 saatmiş deyip kapamasınlar mı diyor. Tabii. Bu gerçek dışı bir senaryo tabii, aslında. İşlemci %100 çalışıyor. %100 ekranın parlaklığı şey, hiç ara vermeden işlemci. Evet. Normalde hiç ara, oyunda bile bölüm geçiyorsun. Arada sırada oyun yavaş şey, işlemci hızı düşüyor. Yani o yüzden 2 saat pil ömrü varmış diye öyle değil tabii kesip ki atmasınlar. Evet. Bu en kötü senaryo. En kötü senaryo 2 saat. Genel kullanımda ben tabii bunu zaten kendileri de gördüler. Sürekli elimde geziyordu. 3 saatlik ben verim alıyorum yani genel internet kullanımında. Çünkü ben biraz da parlaklığı dışarıda çalışırken özellikle açmak zorunda kalıyorsun. Şöyle parlaklık konusunda başarılı. Yani kapalı ortam. Şurada sonuna kadar açtığın zaman gözünü rahatsız ediyor beyazlar. O kadar parlak. Ama dışarı çıktığında parlak ekran olmasından dolayı yine de kurtarmıyor. Yine kapalı alanda çalışmanda fayda var. Yansıma çok fazla çünkü. Tablet konusunda Sony, şey var. Evet, Sony o konuda şöyle bir çözüm üretiyor. Ayrı bir yansımayı kesen film satıyor. Onu alıyorsun, kaplıyorsun. O ayrı, bu ayrı olmasın yani. Şurada tuşlar çok ilginç ya. Şimdi oradan ona da bahsedeyim. Vaio'nun, yok değil. Vaio Duo 11'in en güzel taraflarından bir tanesi bu asist tuşu. Zaten Sony'nin asistlerini biz daha önce başka modellerde görmüştük. Bastım. Makineyi asistle açabiliyorsun. Biz hatırlar mısın ben Samsung'da bir kombinasyon yaparak BIOS'a girmiştim. Evet. Bunda gerek yok. Bunda sadece asiste basıyorsun çat diye açılıyor. Bastım ve, şimdi ben de burada bu bir yazılım çalıştım. İki taraflı bir bilgisayarı sıfırdan açtığında devreye giren asist var. Bir de tamam. Windows ortamında devreye giren var. Vaio Center, Vaio Care böyle ayrı güzel yazılım çıkıyor içinden. Sana her şeyini incanı söylüyor. Bilgisayarı açtığın zaman çalışanı şey mi? Yani bilgisayar açılmıyorsa tabii. Yer recovery. Windows'un kendine ait bütün recovery sistemleri artı Vaio Care orada çalışıyor. Sana her türlü seçeneği sunmuş Sony orada. Hmm. Ya fabrika ayarlarına geri döndürüyorsun ya işte kısmen geri döndürüyorsun. Hepsi orada duruyor. Tamam. Güzel olan tarafı tek tuşla ulaşabilmen. İstersen oradan BIOS'a da girebiliyorsun. Hmm. Yalnız bunun BIOS'u Atif'den farklı olarak bir dokunmatik değil. Normal, klasik bizim BIOS çıkıyor. Klavyeden kullanıyorsun. Evet, klavyeden kullanıyorsun. Dokunarak çalışmıyor. Bu kalem dedin üzerinde yuvası yok. Yok, hakikaten onu kaybetmeyeceksin. Peki kutudan çıkıyor mu? Tabii kutusundan çıkıyor. Kutusunda da gizlemişler onu. Biz iki kere falan kutuya bakmak zorunda kaldık.
ayrı bir kutuda çıkıyor. Basınç şeyi var. Basıncı da duyarlı. Basınç duyarlılığı var. Kaç kademe bilmiyorum ama duyarlı. Güzel bir kalem. Eline de güzel oturuyor. Üzerinde mouse tuşları var. Ama tabii şey olmaması, yani üstüne saklanamaması kötü. Çünkü kaybetmeye tabii, çok müsait. Kaybetmesen bile evde unutup çıkıyorsun. Bir klips falan da koymamış. Cebe falan koyalım. Değil mi? İlla ki alacaksın işte bataryayı. Dokunmadan şöyle bir... Evet, havadan başlıyor. Şimdi tabii izleyicilerin görmesi çok zor ama hani bir santim mi diyeyim? O kadar. Şu mesafeden evet. Başlıyor algılamaya. Algılıyor, doğru söylüyorsun. Bu mesafeden gerçi biraz laglı, yaklaştırdıkça şey azalıyor. Evet. Sonuçta tam aynı şeyi hareket Şimdi, ediyor. Şimdi makineyi ilk... Kalem güzelmiş yani, hassaslığı çok ince tabii, olması gayet şey iyi. Falan güzel. Şöyle ben abi bu HD çözünürlükte Windows'u kendi Windows gibi kullanmaya, masa üstünden kullanırsan bazı şeylere basmak zor oluyor. Özellikle atıyorum şöyle bir sahne düşün, hani tabları açmışsın, evet. Alt alta duruyorlar browser'ında. Bir şeyi açayım derken ya da linke tıklayayım derken aslında üstüne biraz parmağın dokunabiliyor. Evet. Kalem o konuda süper hassas. İstediğin gibi tık 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 kullanıyorsun. Yani kalem güzel bir şey. Bir de kalem şu üzerindeki tuşlarla mouse'un sol sağ tuşunu taklit ettiği için şimdi mesela sağ tıklamak birazcık sıkıntılı. Bununla işte demin çöp tenekesini boşalttım şöyle sağ tuşa basılı tutup tıkladım. Sağa evet. Tıklamış oldum. Kalemle kullanım çok pratik abi bu tabletlerde. Güzel bir özellik. Hani muhtemelen ön yargılı olanlar vardır kaleme. Kullanınca beğeneceklerinden eminim. Şimdi tabii ki bunun fiziki olarak da şöyle evet açılması şeklini sen gösterdin. Bak bir değişik. Biz daha önce MSI'nin slider'ını da yapmıştık. Ne yapıyorduk onu? Çekip öyle açıyorduk. Evet. Böyle değil. Bu şuradan başlıyorsun. Zaten kendisi getiriyor. Tek gerisini. Harekette açılıyor. Evet. Bunun getirdiği dezavantaj şu. Hani şöyle dursun diyemezsin. Bu hep böyle duracak. Evet. Ya da böyle duracak. Ekranı arkaya katlama falan da yok. Hiçbir şey bunun yok. Şeyi bu. Evet, bunun sistemi bu. Ha, ama görüntü yani bakış açısı güzel ayarlanmış. Evet. Dolayısıyla kucağında da durduğunda, masada da durduğunda sana bakıyor. Evet. O konuda bir problem yok. O bakımdan güzel. Şimdi tabii benim, bu Windows'tan kaynaklanan bir şey var. Nihat abi onu da söyleyeyim. Bak gördün mü? Ters duruyor. Şimdi şöyle hareketler elinde tabletken ekranın değişmesi güzel de Windows nedense bu şeyleri algılamıyor. Ya da artık donanımla alakalı bilmiyorum ama diğer tabletlerde de böyle. Şimdi çevirdiğim oldu. Anda masa üstüne yani şöyle bir daha dönmüyor. Yan kilitlendi. Demek ki klavye açılınca kilit devreye giriyor ama yansa da yan şöyle, kilitlenip kalıyor. Bunu böyle kaldırdığım anda algılıyor. Yani dik açılarda algılıyor hareketi. Hmm. Sorun orada aslında. Yani şöyle kaldırız. Evet böyle dikleştirmem gerekiyor. Elde tabletken sorun değil de çünkü bunun yatay olduğu için bunun ekranı. Evet. Burada kalıveriyor. Sen tablet alıp şöyle biraz kaldırıyorsun. O hoş değil. Garip olmuş. Ama onu dediğim gibi o Sony'nin hatası gibi gözükmüyor. Diğerlerinde de. Biz hani hatayı tespit ettik. Evet. Alt kısmında sen az önce gördün. Düğmeler var. Buradaki kilit, bu arada ekranı kilit, istersen kilitlersin. Burada tamam. Tuşu var. Fakat sorun şu bak. Asist, kilit, ses açma, kapama. Evet. Hepsi aynı yerde görmüyorsun. Görmüyor. Ona ezberleyeceksin. Evin alışacak. Bir de çok kolay basılmıyor. Evet. Şuraya Windows tuşunu koymuşlar. Windows tuşu orada duruyor. Bu tabii bu sistemde şey iyi olmuş. Çünkü mesela Samsung'da mıydı? Şu düğmenin üzerine şey geliyordu. Menteşenin parçası geliyordu oturttun mu? Bunda öyle bir şey yok. Doğru. Burada iki ön yine arkada alt tarafına denk gelen hoparlörleri var. Fakat tamam. Hoparlörler yani biraz açılı. Yani tam böyle yere basmıyorsun. Şu an altta kalıyor gibi gözüküyor evet. Ama değil aslında. Ön tarafa sana doğru bakıyorlar. Sesin soluğu burada seninle de denedik. Şiddetli çıkıyor ama hani çok fazla bir şey bekleme. Sadece yüksek çıkıyor. Tabii ki. Şöyle. Evet. Şey güzel ama. Tutarken yalnız tablet olarak elimde tutarken... İyi kapanmıyor şeyler. Yok kapanmıyor. Hoparlörler. Benim için önemli olan o. Ve sesi şöyle söyleyeyim. Şöyle karşında tuttuğun zaman stereo ayrımı, sağ sol ayrımı güzel. Hissettiriyor sana. O konuda güzel. Tabii ki zengin bir ses beklemeyeceksin. Ama yeterli ses veriyor. İşini görür. Doğru. Birine YouTube videosuyla oturup izleyebilirsin. 2 kişi, 3 kişi. Doldurur sesi. Şimdi. Güzelmiş. Tabii ki her zaman olduğu gibi Levent abi. Bunlar da biliyorsun bu Intel bu işi Haswell'de mi çözecek bilmiyoruz. Buradan bir fan çıkışımız var. Doğru. Ve yine şöyle tuttuğun zaman elinde kapatıyorsun. Hani sesi kapatmıyorsun ama bunu kapatabilirsin. Doğru. Ona dikkat edeceksin. Arka kısmında gördüğün gibi Ethernet var. Ethernet. Klasik ama şöyle kapaklı. İnceliğinden ötürü ona evet. Mecbur kalıyorlar kapaklı güzel, evet. Kullanmaya. Kart okuyucusu var full. Tamam. Benim sevdiğim bir şeydi. Ve her... Tablette, laptopta aradığım bir şey. Çünkü ben adaptörle falan kullanmak istemiyorum. Üzerinde gelmesi evet, iyi bir direkt şey. Makineden alıp takmak tamam. istiyorum. SD kartımız full çalışıyor.
Şimdi şöyle tuttuğun zaman tabii ki bunun sıcaklığını hissetmişsindir biraz. Yüklendiğin zaman fan yüksek devre dönüyor. Şu an duyduğunu zannetmiyorum. Ben duymuyorum Yok, fanın sesini. fan duyulmuyor. Şu an çalışmıyor büyük olasılıkla. Çünkü beklenmedi Çalışıyor. muhtemelen. Çalışıyor mu? Evet. Duyulmuyor yani. Duyulmuyor. Ancak kulağım dayayınca hissedebiliyorum. Şimdi devir aldığı zaman duyuluyor. Bu sonuçta bir ultrabook. Bunun Tamam. sıfır sessiz olması çok beklenemez. Sıcaklığı Ativ'den daha iyi. Çünkü Ativ'de her şeyin tek bir panelde olması gerekiyordu. Evet, Tıkış tıkıştı. tablette olması ilgili her Evet. şey. Burada ama ikiye bölündüğü için şurada her şey ve Evet, bunda elektronik aksam burada. burada. Tek bir bölgesi yine Ativ'de olduğu gibi işlemci bölgesi. Ben 36-37 derecelere çıkabildim. Onun dışında geri kalan bölgeleri gayet serin. Güzel. Şöyle notlara bakayım tekrar Levent abi. Şimdi bunun ben tabii ki de alıp format attığım için geri fabrika ayarlarına her şeyini yeniden yüklemem Tamam. gerekiyor. Sony'nin VAIO Center'dan işte şeylerin kendisi bu açılıyor çekiyor yazılımlarını. Tamam. Orada tek karşılaştığım sorun şuydu. Artık download hızı mı koymuşlar nedir bilmiyorum. 100 kilobaytı geçemedim saniyede. Şöyle mesela onu da şöyle test ettim. 5 tane sürücüyü aynı anda indirdiğim zaman Tamam. hepsi 100 kilobayt. Yani benim O zaman o bağlantımdan değil. server side bir şey Evet, var. server tarafında öyle bir şey oldu ve VAIO şöyle bir şey var. Timeout mı oluyor bilmiyorum. Özellikle büyük dosyaları indirirken indiremedim deyip kesiyor. Ben ne yaptım? Sony Allah'tan şeyleri vermiş linkleri. Gidiyorsun sitesinden indiriyorsun. Sorunsuz iniyor. Evet, O iyi. şekilde kurdum. Hiçbir sürücü sorunu yaşamadım. Ama buna recovery falan yok mu? Sen niye sürücülerle uğraştın ki? Şöyle recovery modu o sürücülerin güncel versiyonları Ativ'de de öyleydi. Çekmiyor. Yani İçinde kayıtlı olan kayıt evet. makine imal Şöyle edildiği tabii o tarihteki tarihteki sürücüleri içeriyor. şey otomatik başlıyor zaten. Diyor ki ya sürücülerin güncellemesi var. Kur. Zaten kuruyorsun mecbur. Doğru. Bu sorunu yaşayabilirler. Sitesinden indirmeyi tercih etsinler. Sitesinde de şöyle bir şey var. Sony, bak senin için bu VAIO Duo 11. Benim için VAIO Duo 11. İzleyen için Duo 11. Evet. Sony için VAIO Duo 11 diye bir şey yok. Sony için kod numarası var. İşte o da Ve gıcık bir şeydir. kod numarası Levent abi şurada duruyor. Burada bir sayı o. Girdim çıkmadı. Çünkü o kod numarası o kadar çok şeye göre değişiyor ki içindeki Yani o donanımına göre. tabii oradaki harfler şeyler genelde içindeki konfigürasyonu anlatıyor, Bunun kodluyor. bana gelen ürünün orada seri numarası karşılığı yoktu. Sürücüyü indirirken kod numarasından arıyorsun. Çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Başka bir VAIO diyor 11'den indiriyorsun. Donanımlar aynı olduğu için bir sorun Evet, çıkmıyor. evet. Bunu da ek not olarak söyleyeyim. İçinden çıkmayan bir şey de bazı yazılımların içinden çıkmadığını gördüm. Bazıları geldi, bazıları gelmedi. Tamam. Mesela Play Memories çıktı. Bu ne? Aktarıyorsun içeriğini buna. Üstünde kurcalamana izin veriyor. Paylaşmana izin veriyor. Tamam. İşte nedir o? Brightness ayarı yapıyorsun. Parlaklık işte. Fotoğraflarını düzenliyorsun. O aktarıyor. Bir ara birim Tamam. gibi bir şey. Sonra da istersen paylaşıyorsun. Movie Creator var. Oturup kendine basit anlamda şablonları kullanarak video yapabilirsin. İçinden çıkıyor. Tamam. Şimdi tabii ki kalem olunca insan şeyi arıyor. Bir tane yazılım arıyor. Yazı yazmak için. Tamam OneNote kullanıyorum ben. Onu da tam çalışıyor da. Bir de hariçten bir şey var mı? Var. Onun da adı Not Anytime yazılımı. Sony'nin değil bu başka bir yazılım ama içinden çıkıyormuş. Çıkmadı. Ben şöyle bir Var şey mı var. burada şimdi? Tabii var. Onu ayrıca zaten kayda da gireceğiz. Şöyle bu Anytime yazılımını yazan adamlar bunu beleşe yapıyorlar. Levent abi, para falan istemiyorlar Tamam. ve çok güzel yapmışlar. İnanamıyorsun yani bu diyorsun ki bu nasıl uygulama bedava olabilir. O kadar iyi. Fakat yazılımın Levent abi işte bak bu seninki FreshPaint. Bu da yazı yazma çizim yapma programı. Boyama kitabı. Boyama evet sert basarsan şimdi muhtemelen şey yapacak çizecek. Boyama kitabı dediğin gibi. Tamam. Şimdi şöyle Levent abi kurdum. Çok güzel yazılım ama ben şey istiyorum hani el yazımı tanısın ve kaydetsin Yazıya istiyorum. çevirsin. O paraylaymış. Ha. Adam oradan para İşte kazanmayı free to hedefliyor. play Evet. mantığını şeye de uygulamalara da Hani getirmişler. parasını olsa anında verirsin. O kadar iyi bir yazılım ama Türkçesi yok. Türkçe el yazısı tanıma henüz yok. Ha. Bir sürü dil var. Henüz Türkçe yok. Belki ileride olur. Orada da şunu not edeyim. Sony'nin bu yazılımlarını ben almaya kalktım. Şeyden Windows'tan bulmaya kalktım. Çıkmıyor abi. Tamam. Niye çıkmadığı hakkında en ufak fikrim yok. Ya bölgesel bir sorun çıkıyor. Yani Muhtemelen %99 %99 öyledir. öyle. Ne yaptım? Ben de internetten girdim şeye, uygulama dükkanına. Oradan install diyorsun. Zaten seni hemen tekrar geri atıyor Aha. markete, masaüstü şeyine, metro birimine. Oradan indirdi. Bunu kullanmak isteyenler markette aramasınlar. Önce internette arasınlar. Evet. Microsoft'un sitesinden çeksinler.
Güzel çalışıyor. Kalemin hassasiyetini sen masa üstünde bile gördün. Güzel yani, benim hoşuma gitti, benim beklediğimden. Not alma yazılımın da el yazısı olmazsa arazi geniş olduğu için rahat rahat notunu alıyorsun. Ama o biraz daha şey, hakikaten kalemle senin elin işte küçük yazıyorsan küçük yazıyorsun, büyük yazıyorsan büyük yazıyorsun. Yani idarede kullanmayı öğreneceksin. Tamam. Ama her türlü çizim olanağını da sağlamış, şablon sağlamış, her şey var. S-Note Samsung'daki direkt tanımayla geliyordu. O bir avantaj onun için. Evet. Onu da not olarak belirteyim. Fresh Paint'i sen zaten açtın az önce. Mesela Active Clip diye bir şey çıkıyor. O da screenshot alıyor ama kalem destekli olduğu için şurayı al diye böyle çiziyorsun, orayı alıyor. Ha, içini alıyorsun. Evet. Güzel, bizim çok işimize yarayacak bir şey o. Tabii, gayet güzel. Çünkü biz screenshot aldıktan sonra genelde kesiyoruz. Aynen öyle. Şimdi şöyle bakayım başka hani söyleyeceğim bir şey var mı? Yani içindeki tabii de için performans tarafı var. Süper hızlı açılıyor. Saniyeler içinde açılıyor. Tamam. Şimdi ben tabii bunu test ettim. SSD desteğiyle. Evet. Samsung'la karşılaştırdım rakamlarını. İşlemci tahmin edebileceğin üzerine aynı aşağı yukarı. Ama bunun sonuçları PC Mac'ta falan daha iyi geliyordu. Allah Allah dedim, nasıl olur? Yani bunun diski, Toshiba'nın bir diski, SSD'si daha hızlı. Yani bütün rakamları okumada yazmada 500 MB saniyenin üzerinde. Ha, o zaman çok iyi SSD kullanmışlar. Çok iyi SSD yani. Kullanmışlar. Açılışı falan da o yüzden çok hızlı. Hemen tamam. Yansıyor. Bütün uygulama her şeyine yansıyor bunun hızı. Dolayısıyla test sonuçlarını da değiştiriyor. Tamam. Okuması da yazması da 500 MB saniyenin üzerinde. Benim çeşitli testlerle baktım, hani Sandra'ya da baktım, Atto'ya baktım. Hepsi aynı sonucu söylüyor. Tamam. Özelliklerine de bakıyorsun. Orada da aynı şey çıkıyor zaten. Tamam. SSD çok iyi. 128 GB. 256 seçeneği de var. Ama tabii fiyat farkı büyük oluyor. Şöyle son olarak Levent abi böyle bir kullanım deneyimlerinden bahsedelim. Tamam. Şimdi hani burada kararı şuna göre vereceksin. Slider mı, ayrılabilir tasarım tabii mı? Tabii ki yani bu, çünkü bu sonradan değiştirebileceğin falan bir şey değil. Bu olay hoşuna gitti mi gitmedi mi kardeşim? Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Burada kırılıyor olay. Yani bayıldım diyorsan tamam al, al git. Ama yok ya sevmedim diyorsan da hiç düşünmeyeceksin. Çünkü bunun kaçışı yok. Bu evet. Bu. Tabii bir de o kararı verdikten sonra aynı mantıkta çalışan benzer ürünleri arasında bir kıyaslama yapacaksın. Şimdi önce şeyi söyleyelim. Hani Slider'da senin ne avantajların var? Bunu her zaman bu şekilde bak. Bütünlük hissi bunda daha kuvvetli. Tabii. Ative'de biraz daha ağırlık klavye şeye kayıyordu, panele kayıyordu Evet. Mesela. Bu daha derli toplu. Ama tabii şunu çıkaramadığın için her zaman yanında 1.3 kilo taşıyacaksın. Tabii. Bunun getirdiği avantaj işte bu bütünlük hissiyatı ve klavyeyi evde unuttum, evde bıraktım Evet. Derdi vesairesi yok. Bunu seçersen, yani Slider versiyonu bana benim ihtiyacıma daha çok uyuyor dersen de Sony'nin şıklığında bir ürün henüz bizim ofise uğramadı. Evet. Bakacağız, zaman içinde rakiplere çıkacaktır. Gerçekten hani şıklığı konusunda bence kimsenin itirazı olmayacağı bir ürün. Mavioların hepsi güzel zaten. Ve sağlam, yani o kadar çıt kırıldım değil. Parçaları. Metal olması, şu hareketli aksam çünkü sabıkalı bir şey. Tabii. Yani bu zincirden zayıf halkası. Ama işte metal parça kullanmaları. Şimdi buradan bakıyorum, yaylar maylar gözüküyor Evet. Şimdi. Her şey metal. Bu birazcık güven veriyor. Ve bak kapandığı zaman tok. Hiçbir şeyinden ses, bir şey çıkmıyor. Gacırtı gıcırtı gelmiyor. Oynamıyor langır langır. Evet, aynen her öyle. Her şeyi tamam, tam yerinde. Bunu mesela şimdi şuradan açarken de zorlamıyorsun ya. Esas olay o. Yani bunu asılsaydın bu belki bu mekanizma bir süre sonra bozulabilirdi ama kendi kendine kaydığı için Evet. Yani dert etmeye gerek yok. Evet. Fiyatı Levent abi bunun zayıf noktalarından bir tanesi 3000 liranın üzerinde. Hmm. O konuda Samsung kaçtı? O 2.5'larda bulunuyordu. Yani 3'ün altında kalıyor Samsung'un çözümü. Çokmuş. Orada buna tabii ekstradan mesela pil alınması lazım. Yani ekstra pil gücü. Ben bunu alıyorsam onu da alırdım. Tamam. Fiyatı da Türkiye ile yurt dışı ile aynı o pilin. Tabii ki aynı zamanda kalemi saklama yuvası işine de geliyor, yarıyor. Genel özellik olarak Levent abi bu ürün fonksiyonellikten çok biraz da göze hitap edenlere aslında. Birazcık Starbucks'ta Evet. hava atma cihazı olmuş. Aynen öyle. Giriş çıkış özelliği Evet. Bakımından hiçbir eksiği yok. Mesela full SD kartına kadar adam koymuş. VGA'sına kadar buluyorsun. İçinde GPS var. Tekrar Tabii. Hatırlatıyorum. NFC destekli. Gayet derli toplu bir ürün. Burada kararı fiyat belirleyici olur. Ama Bayolar'da her zaman zaten öyle bir durum söz konusu.
ucuz Vaio pek ucuz göremiyorsun. Ucuz Vaio yok. Satıyor mu? Satıyor. Evet. Demek ki belli bir kitlesi var. Ekranı çok iyi. Ben ekranından çok memnun kaldım. Full HD olmasının yanında çok parlaklığı, rengi, ruhsarı gayet güzel. Açıları da dolayısıyla IPS panelden ötürü güzel. Tavsiye edilebilir ama dediğim gibi Ultrabook alırken artık biz hani bir Ultrabook olmadığı için herkese tavsiye edemiyoruz. Kullanım alışkanlığıyız. Şöyle bir kısa yol söyleyebilirim. Ben bu Ultrabook'u hibrit model almaya karar verdiğini düşünüyorum. Tablet olarak daha fazla kullanacağım diyen birine Ativ gibi ayrılabilir panelleri evet. tavsiye ederim. O daha mantıklı çünkü daha hafif günün sonunda. Klavyeyi elinde taşımamış olur. Evet. Yok ben masaüstü kullanımımı tablete göre daha fazla yapacağım diyene de bu çözümleri tavsiye ederim. Normal çünkü laptop kullanımı bunda var. Bunun laptop kullanımı dediğim gibi derli toplu duruşu sayesinde biraz daha güzel. Ha ama klavyenin rahatlığı yine full klavyeden kısıtlı. Doğru. Onu söyleyelim. Parmak tabii bunu alıp hiç tablet ekranı olarak kullanmayacak olan da olabilir. Buradan adam belki bunu istiyor yani. Bu yani ekrana dokunmak işte istiyor. Bir şeye artık hibrit bilişim. Evet. Klavyeden anında klavyeyle bir şey yaparken ekrana dokunabilirsin de. Hepsi birbirine girmiş durumda. Tablet olarak da taşınmaz değil. 1.3 kilo ağır 1 kilo. Kesinlikle 1 kilonun üstüne çıktın mı sen tablet değilsin onu söyleyelim. Tabii canım. Ama çok 2 saat 3 saatlik kullanım değilse hani bir sunum yapacaksın. Ya bir şey göstereceksin. Yani kalemini falan. Alacaksın. Hani, evet. O iş için şey uçakta o için falan. Gayet uygun. Olur. İçinde gelen yazılımlar da iyi. Ama her zaman olduğu gibi Windows 8'in kendi bir zayıflığı bu konuda devam ediyor. Biraz daha fazla uygulama görmek istiyor insan. Özellikle kalem tarafında. Oyun performansı HD 4000 kadar. Hepsinde aynı dolayısıyla. Angry Birds'ten ötesini düşünme. Şöyle, Fruit Ninja'dan ötesini düşünme. Onlar tabii hava civa ama yine de hani masaüstü Windows için hazırlanmış oyunların çok fazla abamyan 3 boyuta ya da sana şey seçeneği i̇şte, veriyorsa Fruit Ninja. Abi şöyle XCOM'u bile çalıştırabilirsin günün sonunda. Hani yani, biliyorsun onun grafiklerini. Çok fazla şey, yüklenmiyor. FPS değil. Evet. Yani sonuçta tabii, benim FPS için oyunu özellikle yani. FPS oyunlarını oynatması zor. Yani oynatmayacaksın. FPS dışında kalan 3 boyutlu oyunları çalıştırabilir. Ama çok bir yani, şey beklemeyeceksin. Tabii ki Intel'in kendi grafikleri maalesef yeterli. Bunlar oyuncu bilgisayarı değil çünkü bunlar. Evet. Ama sınırlı da olsa eskisi gibi değil. En azından bir çalıştırıyor, bir şey yapabiliyor. Çalışıyor da yavaş oluyor. Evet, yavaş oluyor. Genel olarak böyle Levent abi. Sony Vaio Duo 11. Vaio Duo 11. Evet, bunun dediğim gibi farklı şeyleri var, konfigürasyonları. Bizimkisi 4 GB, işte 128 SSD'li modelde. Tamam. İşlemci de i7 olabiliyor. Ama fiyat da ona göre uçuyor. Pil şeyi de düşer. Evet, ben bugün bu programı çekerken Teknofiyat'ta bulamadım. O yüzden tam olarak bu model mi piyasada olacak? 3000 liranın kaç ne kadar üzerinde olacak? Onu ben söylemeyeyim. Yani sonuçta hepsi böyle aynı olacak da içi değişecek. Tabii. İçi değişecek. Genel olarak bizim söylediğimiz şeyler geçerli olacak. Ama 3000'in altına iner mi inmez gibi gözüküyor. Hiçbir modeli yani en basit modeli 3000'in altında olmaz gibi gözüküyor şu anda. Bayağı bir yatırım. Evet. O yüzden iyi düşünüp karar vermek lazım. Evet, evet. Peki. Benden bu kadar. Peki başka bir Ultrabook'ta. Evet, hibritte. Yine birlikte olalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.